Irak Devlet Başkanı Celal Talabani, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Bağdat'a yaptığı ziyaret sırasında PKK terör örgütüne çağrıda bulunmuş ve bu örgütten ya silah bırakmasını ya da Irak topraklarını terk etmesini istemişti. Bizim çıkarımız doğrultusundadır. Şunu tekrar tekrar söylüyoruz. Daha önce de dile getirdik. Ya silahlı mücadeleyi terk edecekler ya da ülkemizi terk edecekler. Bağdat hükümeti de geçen hafta PKK'nın Irak'tan çıkarılması sürecinin fiilen başladığını açıklamıştı. Bir süre önce Washington'a gelen Iraklı Kürt politikacı Mahmut Osman ise PKK sorununun Türkiye'nin iç meselesi olduğunu ve örgüt üyelerine genel af çıkarılmasında ısrar edeceklerini söyledi. PKK ya da PEJAK'ın bizim topraklarımızdan Türkiye ya da İran'a bir mermi bile sıkmalarının bize zarar vereceğini hep vurguladık ve vurgulayacağız. Bu aynı zamanda Irak anayasasını da ihlal eder. Ama diğer yandan da Türkiye ve PKK arasında olup bitenler Türkiye'nin iç sorunu. Bu sorunu kendileri çözmeli. PKK Türkiye'de bir şey yaptığında bunun Irak Kürdistan'ından kaynaklandığını düşünüyorlar. Oysa durum böyle değil. Türkiye, Amerika hatta Maliki hükümeti Iraklı Kürtlere baskı yapıyor, PKK sizin topraklarınızda faaliyet gösteriyor, PKK'yı topraklarınızdan atmanız gerek diyorlar. Ama PKK'yı topraklarımızdan atmak onlarla savaşmamız anlamına gelir. Biz yeniden Kürtlerin birbiriyle çatıştığı günlere geri dönmek istemiyoruz. Sorunun siyasi alanda çözülmesi için Türkiye'ye elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırız. Türkiye'ye ısrarla bir öneri getirdik. PKK üyelerine ön koşulsuz genel af ilan edilsin. Af olursa bu insanlar ülkelerine döner, yasalar çerçevesinde yaşar, çalışırlar. Türkiye'nin istemediği kişiler de Irak'ta, Türkiye sınırından uzak bir yerde, isterlerse gider Avrupa'da, başka ülkelerde yaşarlar. Ama bu önerimiz Türkiye'de kabul görmedi. O yüzden Türkiye'nin politikalarını bir parça değiştirmesini umuyorum. Demokratik Toplum Partisi son seçimlerde önemli başarı ilan etti. DTP'nin PKK ile ilişkisi var. Bu gizli bir şey değil. Umarım Türkiye DTP'ye bakışını gözden geçirir. Sonuçta DTP parlamentoya girmiş bir parti. Onlar bu sorunu çözebilir. Halen Avrupa ziyaretini sürdüren Başkan Barack Obama 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye'de olacak. Mahmut Osman, Türkiye'nin Kerkük'te müdahaleci diye tanımladığı yaklaşımını değiştirmesi için Obama'nın Ankara'ya baskı yapmasını, en azından diplomatik yollardan ikna etmesini umduğunu söyledi. Kerkük konusunda biz ve PKK bir süre önce Başkan Obama'ya mektup gönderdik. Bu kez en azından Obama'dan Türklere baskı yapmasını ya da istiyorsa diplomatik kanalları kullanarak Türklerle konuşmasını, bu şekilde Türkiye'nin Kerkük politikasını müdahale etmeme yönünde biraz değiştirmesini, diyaloğu, barışı, genel affı teşvik etmesini bekliyoruz. O yüzden Kürt bölgesiyle ilgili olarak da değişiklik yapmalı. Amerika yıllardan beri Arap Kürtlerle ilgili meseleleri İsrail çıkarları yönünde, Kürtlerle ilgili konuları Türkiye'nin çıkarları açısından çözmeye çalıştı. Bence bu değişsin. Bizde bir ulusuz ve başkanımız var. Biz sınırın iki tarafında da barış sağlanmasını sağlayacak makul bir çözüm yolunda herkesle işbirliği yapmaya hazırız. Kuzey Amerika Kürt Ulusal Kongresi adlı dernek 2 ay önce yeni başkan olan Barack Obama'ya mektup göndermişti. Türkiye'nin PKK'yı desteklemekle suçladığı bu dernek, mektupta Türkiye'nin Kürt nüfus üzerinde baskı kurduğunu iddia ederek bu yaklaşımından vazgeçmesi için Obama'nın Ankara'ya baskı yapmasını istiyor. Mektupta aynı zamanda Washington'un iyi Kürt, kötü Kürt yaklaşımını terk etmesi de isteniyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.